Hello everyone! Welcome to our activity lesson. My name is teacher Sevde. My name is teacher Songül. Today we will tell about children's fairy tales. Do you like fairy tales? When I was a child, I loved fairy tales very much. And I used to read fairy tales every day. Let's look at our vocabularies. We can start. Fairy tales. Masal. Fairy tales. F A I R Y space T A L E S. 2. Story. Hikaye. S T O R Y. Pig, domuz, P-I-G. Ant, karınca, A-N-T. Duck, ördek, D-U-C-K. Crow, karga, C-R-O-W. Fox, tilki, F-O-X. Cicada, Ağustos böceği. C-I-C-A-D-A. Turtle. Kaplumbağa. T-U-R-T-L-E. Writer. Yazar. W-R-I-T-E-R. Reader. Okuyucu. R-E-A-D-E-R. Hero. Kahraman. H-E-R-O. Fark ettiniz mi? Burada bir şeyler değişti. Bakalım birazdan neler olacak. I will ask to you, teacher Songül. What's your favorite tale? My favorite tale is the three little pigs. Wow! What about yours? What about yours? Okay, I'm thinking my favorite tale is Pinocchio. Ooh. I think we can start talking about fairy tales now. First, we will talk about the story of Cicada and Ant. Are you ready? Yes. Okay, we can start. One summer day, saw an ant while the cicada was singing. He made fun of the ant for working on this beautiful Sunday. The ant said that he had to work in order not to starve in winter. The winter season came. Since the cicada did not work in summer, he could not find food. Ant came to the ant's house to ask for food, and the ant helped him immediately. Cicada learned a lesson from this incident. In the summer, ant made of him while he was working, but the ant helped him. And Cicada promised himself that he would never do anything like that again. Teacher Songül'ün hangi masalı anlattığını anladınız mı? Anlamadıysanız ben bence birazcık özet geçebilirim. Teacher Songül, Ağustos böceği ve karıncanın hikayesini anlattın değil mi? Evet. Yani bir yaz günü Ağustos böceği şarkı söylerken bir karınca gördü. Evet. Bu güzel güneşli günde çalıştığı için karıncayla dalga geçti. Evet. Karınca kışın aç kalmamak için çalışması gerektiğini Ağustos böceğine söyledi. Ağustos böceği yaz aylarında çalışmadığı için yiyecek bulamadı ve karıncanın evine geldi. Ya peki karınca ona ne dedi? Tabii ki hemen yardım etti teacher. Ve Ağustos böceği bu olaydan ders alarak karıncanın ona yardım etmesinden çok etkilenerek artık yazları şarkı söylemek yerine çalışıp kış için yemek biriktirmeye karar verdi.
Now we will talk about the three little pigs. Teacher, what does mean the three little pigs? Yes, we can start. Three little pigs and their mother live in the forest. Their mother told them to live in another house, but they had to do their job properly. The younger brother built his house out of straw. The middle brother built his house out of wood. And the older brother built his house of stone. One day, a hungry wolf came to the little pig's house and knocked on the door. Like that, knock, knock, knock. Yes, teacher. Teacher, ne demek istedin? Bir ormanda üç küçük domuz yavrusu ve anneleri yaşıyormuş. Anneleri onlara başka bir evde yaşamaları gerektiğini söylemiş. Ancak gittikleri yerde işlerini düzgün yapmaları gerektiğini belirtmiş. Küçük kardeş evini samandan inşa etmiş. Ortanca kardeş evini ahşaptan, büyük kardeş ise evini taştan inşa etmiş. Bir gün aç bir kurt domuzcu küçük domuzcuğun evine gelmiş. Kapıyı çalmış. Tak tak tak. Bakalım sonra ne olmuş teacher? The little pig who heard the wolf coming did not open the door. And the wolf took down the house with one breath. The little piggy ran away to the middle pig's house. Wolf came to the middle brother's house. And the wolf destroyed the house made of wood with his breath. Kurdun geldiğini duyan küçük domuzcu kapıyı açmamış ve kurt bir nefesiyle evi yıkmış. Küçük domuzcuk ortanca domuzcuğun evine kaçmış. Kurt ortanca kardeşinin evine gelmiş ama yine kapıyı kimse açmamış. Kurt tekrar tek nefeste evi yerle bir etmiş. This time the two piggies run away to the big pig's house. His brother let them in and locked the door. The wolf knocked on the door and the big pig did not open the door. Wolf said, "If you don't open the door, I will destroy the house." But he didn't bring the house down, because the house was made of stone. Bu sefer iki küçük domuzcuk büyük domuzcuğun evine kaçmış. Kardeşleri onları içeri almış ve kapıyı kilitlemiş. Aç kurt kapıyı tekrar çalmış ve büyük domuzcuk kapıyı açmamış. Kurt, "Kapıyı açmazsan evi yok edeceğim," demiş. Ama evi yıkamamış. Çünkü ev taştan ve sağlammış. Then the pigs who went home told their mother about what had happened, and they understand that what their mother had told them was true. To be successful, we need to do everything we do properly. Sonra eve giden domuzlar annelerine olanları anlatmışlar ve annelerinin söylediklerinin doğru olduğunu anlamışlar. Başarılı olmak için yaptığımız her işi en doğru şekilde yapmamız gerekiyor. We will talk about the lion king. Yes, teacher. There is a forest where animals live. These animals are very sad because they couldn't choose a king for themselves. They were fighting when they wanted to choose. Rabbit, if we fight, our friendship will be broken. He said, let's ask the wise frog. Everyone excited this idea. They went to the wise frog. The frog said that his strong one shoots him. Hayvanların yaşadığı bir orman varmış.
bu hayvanlar çok üzgünmüş. Çünkü kendileri için bir kral seçememişler. Seçim yapmak istediklerinde kavga ediyorlarmış. Tavşan savaşırsak dostluğumuz bozulur. Bu yüzden gidip Bilge Karga'ya soralım demiş. Herkes bu fikri kabul etmiş. Bilge Kurbağa'ya gitmişler. Kurbağa en güçlü, kimse onu seçin demiş. And the horse said that he had a friend, he was very strong, that he would make them kingdom. All the animals accept this idea, and they met the Lion King. And the Lion King became the king of their jungle. Lion said, "Don't worry, I'm your new king. Don't be afraid. I will bring you friendship and royalty." Everyone clapped him. Animals have loved their new king very much. Because the king respected all animals. At bir arkadaşı olduğunu ve çok güçlü olduğunu, bütün ormanların hayvanlarına krallık yapacağını söylemiş. Bütün hayvanlar bu fikri kabul etmiş ve Aslan Kral'la tanışmaya gitmişler. Aslan Kral krallık yapmayı kabul etmiş ve "Merak etmeyin, ben sizin yeni kralınızım. Korkmayın, size hem dostluk ve hem krallık yapacağım." demiş. O günden beri bütün hayvanlar yeni krallarını çok sevmişler. Çünkü kral bütün hayvanlara saygı duyarmış. Now we will talk about the ugly duckling. What does mean the ugly duckling, teacher? Çirkin ördek yavrusu. Among the eggs that the mother duck has, there is a different egg. The ducklings are starting to hatch, but one of them looks different. Her sibling called ugly duck because he looks different. After a while, she gets very upset and leaves them. Anne ördeğin sahip olduğu yumurtalar arasında farklı bir yumurta vardır. Ördek yavruları yumurtadan çıkmaya başlar ama içlerinden biri farklı görünür. Kardeşleri ona çirkin ördek demişlerdir çünkü o farklı görünüyordur. Bir süre sonra çok üzülür ve onları terk eder. Spring has come and she has grown up. She sees her reflection and the water and understands why they call her ugly. Because she is not a duck. She is a very beautiful swan. She is larger than ducks and has white feathers. She encounters the duck brothers and sister who call her ugly, and the duck brothers and sister like her very much. Bahar gelir ve o büyür. Su üzerindeki yansımasını görür ve ona neden çirkin dediklerini anlar. Çünkü o bir ördek değil, çok güzel bir kuğudur. Ördeklerden daha büyük ve beyaz tüyleri vardır. Ona çirkin diyen ördekler ondan çok hoşlanır. Now we will talk about Pinocchio. One upon a time, there was an old toy store. This toy maker made a wooden toy called Pinocchio. Pinocchio's biggest dream was to one day become a real child. But Pinocchio liked a lot and that's why he often had a long nose. The child fairy told him that if you stop lying one day, your dream will come true. Bir zamanlar eski bir oyuncak mağazası vardı. Bu oyuncak üreticisi Pinokyo adında ahşap bir oyuncak yaptı. Pinokyo'nun en büyük hayali bir gün gerçek bir çocuk olmaktı. Ama Pinokyo çok yalan söyledi ve bu yüzden burnu sık sık uzundu.
bir gün ona çocuk bir peri yalan söylemeyi bırakırsan hayalinin gerçek olacağını söyledi. Şimdi size bir masal canlandıracağız. Bence bunu dikkatle dinleyin. Çünkü birazdan Teacher Songül ile birlikte bu masalın ne olduğunu size soracağız. Evet. Once upon a time, the fox who smelled the cheese came and began to think about how she could get the cheese from the crop. I really want to eat this delicious cheese from the crow's beak. I wonder how to get it from the crow. Oh, who do I see? Hello, Mrs. Fox. Hello, Mrs. Crow. You have such beautiful feathers. I want to take care of often. You are so beautiful. You are so perfect, I'm sure. Your voice is as great as your feathers. Is this true? The crow, who was happy with what she heard, she started to sing to prove it. Cock, 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 cock. Don't believe anyone who tells you anything nice, Sister Crow. Yes! Did you understand which fairy tale? Now we will ask question. What was that fairy tale? Okay, I will repeat one more time. What was that fairy tale? Crow and fox. Okay, everybody. Thank you. See you later.